Doktorunuz size losyon ile tedavi yazmıştır. Tedavi olarak bu losyonu tüm bedeninize sürmeniz ve bazı temizlik kurallarına uymanız gerekiyor. Size şimdi etap etap uyuz veya skabiyezi nasıl tedavi etmeniz gerektiğini ve başkalarına bulaştırmamak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Öncelikle uyuz nedir? Uyuz, akarların yol açtığı son derece bulaşıcı bir cilt hastalığıdır. Şikayetler arasında başta gelen ise özellikle gece meydana gelen şiddetli kaşıntıdır. Kaşıntınız olmasa da uyuz olabilirsiniz. Uyuz son derece bulaşıcıdır. Peki nasıl uyuz olursunuz? Uyuz olan biriyle 15 dakikadan fazla yakın irtibat halinde olduğunuzda size bulaşabilir. Uyuz olan birinin kıyafetlerini giymek size hastalığı bulaştırabilir. Veya uyuz olan birinin mobilyalarında 15 dakikadan fazla zaman geçirmek. Tedavi için neye ihtiyacınız var? 60 derecede yıkanmış olan temiz bir pijama ve ertesi gün giymek için temiz kıyafetler. Yine 60 derecede yeni yıkanmış temiz çarşaf, yastık kılıfı, battaniye ve yastığa ihtiyacınız olacaktır. Plastik poşet ve folyo bulundurmanız da önemli çünkü mobilya ve benzeri şeylerin üzerine örtülecektir bunlar. Bunun yanı sıra doktorunuzun yazmış olduğu benzil benzolat losyonuna ihtiyacınız olacak. Kullandıktan sonra atabileceğiniz plastik eldiven, süpürge ve 60 derecede yıkayan çamaşır makinesi. Peki kim tedavi olması gerekiyor? Aynı evde yaşayan herkesin tedavi olması gerekiyor. Kaşıntıları olsun, olmasın. Bunun yanı sıra 15 dakikadan fazla tensel temasınız olmuş olan herkes. Bu koltuğunuza oturmuş olan biri veya sizde misafir olarak kalmış olan biri olabilir. Herkesin aynı anda yani aynı günde tedavi olması çok önemlidir. Dördüncü günden itibaren başkalarıyla tekrar tensel temasta bulunabilirsiniz. Fakat ikinci tedavi sürecinden sonra 10. ve 13. gün arasında tensel temas yeniden yasaktır. 6 yaşından küçük çocuklar ve hemşireler gibi işlerinde tensel temasta bulunmak durumunda olan kişilerin evde kalması gerekir bu süreçte. Tedavi etapları. Birinci günün ilk etabı tekstili yıkamak veya tekstili plastikle kaplamaktır. Kumaş olan her şey yıkanması gerekiyor. Yani kıyafetler, çarşaflar, yatak örtüleri, battaniyeler, yastık kılıfları ve oyuncak dayıcıklar. 60 derecede yıkayabileceğiniz her şey yıkanması gerekmektedir. 60 derecede yıkayamadığınız ancak son 3 günde temas halinde olmuş olduğunuz her şey plastik folyo ile sarılmalıdır ve 3 gün bekletilmelidir. Halılar. Sabit halılar çok iyi bir şekilde süpürülmelidir. Sabit olmayan halılar ise katlanıp plastik folyoya sarılıp 3 gün o şekilde muhafaza edilmelidir. Mobilyalar. Tekstil kaplı mobilyaları iyice süpürüp plastik folyoya sarın ve bu folyoyu 3 gün boyunca çıkarmayın. Veya mobilyaları süpürün ve 3 gün boyunca oda sıcaklığında bırakıp kullanmayın. Döşekler. Döşekleri plastik folyo ile kaplayın ve iyice kapatıp yapıştırın. 3 gün boyunca çıkarmayın folyoyu. Veya döşekleri kaldırın ve dikey bir şekilde odanın bir yerine koyup 3 gün boyunca kullanmayın. Bebek arabaları, bebek parkları ve benzeri eşyaları iyice süpürün, plastik folyoya sarın ve ambalajlayarak folyoyu iyice yapıştırın. Veya süpürdükten sonra 3 gün boyunca oda sıcaklığında bir köşeye hava almaya bırakın ve 3 gün boyunca kullanmayın.
tekstilden olmayan parçaları su ve deterjanla yıkayın. Araba, koltuk ve tüm her yerini iyice süpürün. Benzil benzolat losyonu ile ikinci etap tedavisinde losyonu tüm bedeninize sürmeniz gerekiyor. Bu etapta önemli olan aynı evde yaşayan herkesin aynı anda tedavi olması, yani losyonu sürmesidir. Öncelikle temiz çarşaf, yastık kılıfı, yastık ve yorganı hazırlayın. Tırnaklarınızı ayak ve elde iyice kısaltarak kesin. Losyonu uygulamadan önce sıcak bir duş almaya özen gösterin. Duş aldıktan sonra 1 saat bekleyin ki bedenin ısısı düşsün. Losyonu şu şekilde uygulayın. Losyonu yanak altından başlayarak ayak parmaklarınıza kadar her yere sürün. Ayak ve el aralarına uygulamayı unutmayın. Bedenin tüm ara noktalarına uygulamaya özen gösterin. Bacak arası ve genital bölgeye de uygulamayı unutmayın. Losyon dışarıda bulunan üreme organlarına da sürülmelidir. 2 ay ile 2 yaş arasında olan çocuklarda yüz bölgesi ve kafaya da losyon uygulanmalıdır. Uygularken ağız ve gözlere sürmemeye özen gösterin. Bebeklere o yüzden eldiven ve çorap giydirin. Yine de ağız ve gözlere losyon kaçarsa iyice yıkayın. Sırtınıza bir başkasının losyon sürmesini rica edin. Losyonu sırtınıza süren kişi tek kullanımlık plastik eldiven kullanmalıdır. Elleri her yıkadığınızda ve her tuvaletten sonra ellerinize losyonu yeniden sürün ve losyonun yeniden tırnakların altına da sürülmesini sağlayın. Her tuvalet ziyaretinden sonra oturga, bacak araları ve intim bölgeye losyonu yeniden uygulayın. Temiz bir pijama giyin ve ertesi gün içinde temiz kıyafetlerinizi hazırlayın ve uyumaya gidin. İkinci günde duşa girmeniz yasak. Yatak örtülerini ve kıyafetlerinizi yeniden değiştirmeniz de gerekmiyor. Akşam ise losyonu tekrar uygulamanız gerekiyor. Üçüncü günde yeniden aynı şeyleri uyguluyorsunuz. Duşa girmiyor ve kıyafet veya örtülerinizi değiştirmiyorsunuz. Ve akşam yeniden losyonu uyguluyorsunuz. Dördüncü günde sabah yeniden duşa girebilirsiniz. Yatak örtülerinin tümünü değiştirmeniz ve kirli olanları çamaşır makinesinde 60 derecede yıkamanız gerekiyor. Dördüncü günde kıyafetlerinizi de değiştirin ve temiz kıyafetler giyin. Duştan sonra kurulanmak için de temiz bir havlu kullanın. Tek kullanımlık plastik eldiven giyerek her şeyi çamaşır makinesine koyup 60 derecede yıkayın. Ardından temiz çarşaf ve yastık kılıfı kullanarak yatağınızın örtülerini değiştirin. Şimdi 10. güne kadar bir ara veriyoruz. Ancak 10. günde her şeyi yeniden uygulamamız gerekiyor. 10. günde losyonu önceki etaplarda anlatıldığı gibi yeniden uyguluyorsunuz.